İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Dersimiz Türkçe. Konumuz yine dil bilgisinden noktalama işaretlerine devam ediyoruz çocuklar. Hangi noktalama işaretlerini göreceğiz? Soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, kısa çizgi, uzun çizgi. Görelim bakalım. Soru işaretiyle başlayalım. Soru işareti bu çocuklar. Biliyoruz zaten. Peki hangi durumlarda kullanılıyor? Sadece soru tümcelerinde mi kullanılıyor? Bakalım. Soru bildiren tümce veya sözlerin sonunda kullanılır. En bildiğimiz bu değil mi çocuklar? Kim geldi? Soru işareti. Soruyoruz kim geldi diye. Bilinmeyen yer, tarih ve başka durumlar için kullanılır. Mesela örneğimizde Yunus Emre'yi aldım ben. Parantezler içerisinde bir soru işareti var, çizgi var, bir de 1320 var. Soru işareti neden var? Çünkü doğum yılını bilmiyoruz. Oraya soru işareti koyarız. Ölüm yılını bildiğimiz için 1320 yazıyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Başka nerede kullanılıyor? Şüpheli veya kesin olmayan bilgi ve başka durumlarda parantez içinde kullanılır. Mesela bir bilgi okuyorsunuz. Herhangi bir bilgi internetten veya daha çok internette rastlarız böyle şeylere, sosyal medyada bilgiler alırız. Ancak o bilgiler sağlam mıdır, şüpheli midir bilemeyebiliriz. Ve arkadaşımıza bir bilgi sunarken oraya soru işareti koyarsak emin olmadığımızı bildiririz aslında, değil mi? Görelim bakalım. Yorgunluğu gidermek için akşamları ayaklar papatyalı, buraya soru işareti koydum, suda yarım saat dinlendirilmelidir. Ayaklar suda yarım saat dinlendirilmelidir. Ancak emin olmadığım kısım neresi? Papatyalı. Su papatyalı mı yoksa başka bir bitki mi? Ondan emin değilsek, sadece papatyalı olduğunu duyduysak, yanına soru işareti koyarsak, bizden bilgiyi alan kişi de araştırarak kullanır edindiği bilgiyi. Ünlem işaretine bakalım şimdi de. Ünlem işaretimiz bu. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan tümcelerin sonuna konur. Örneğin, ne mutlu Türk'üm diyene ünlem işareti koyarız oraya. Bir söze alay ve küçümseme anlamı kazandırmak için parantez içinde kullanılır. O her şeyi bilir. Buraya ünlem işareti koymamızın sebebi ne olabilir? Ya alay etmedir ya da küçümsemedir. Değil mi çocuklar? Yani her şeyi bildiğini iddia eden bir insana, aa evet o her şeyi bilir deriz. Değil mi? Aslında her şeyi bilmediğini ifade etmeye çalışırız. O yüzden oraya ünlem işareti koyarız. Seslenme ve hitaplardan sonra kullanılır. Seslenme bakalım. İleri, marş, ey Türk gençliği gibi hitaplarda ünlem işareti kullanılmak zorundadır çocuklar. Tırnak işaretlerini görelim bir de. Başkasının yazılarından ya da sözlerinden aynen aktarılan bölümler tırnak içine alınır. Atatürk'ün tırnaklar içerisinde istikbal göklerdedir, yine tırnaklar kapatılmış, sözü bize havacılığın önemini belirtir. Neden tırnaklar içerisine aldık? Çünkü bizim sözümüz değil o. Bu tümceyi biz söylüyoruz ama o söz Atatürk'e ait. Olduğu gibi aldığımızdan dolayı tırnaklar içerisine koyarız. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. Yani bir tümce içerisinde bir veya iki sözcüğü daha çok vurgulamak isteriz ya da özel olarak
belirtmek isteriz. O zaman tırnaklar içerisine alırız. Örneğin yeni bir barış taarruzu başladı. Barış taarruzu özel olarak ifade edilmek istenmiş. O yüzden tırnaklar içerisine alınmış. Kesme işareti. Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Örneğin Sivas'tan yola çıkan Ali'nin dedesi yarın İstanbul'a ulaşacakmış. Bakın nerede? Bu tümcemizde özel adlarda kesme işaretini kullandık değil mi? Sivas'tan Ali'nin İstanbul'la. Sayılara ve kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. TBMM'ye dilekçe ile müracaat ettik. Kısaltmalar gördüğünüz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması, kesme işareti ve kısaltmalarda biliyorsunuz ek, son kısaltma harfine göre yazılır. TBMM kesme işareti Y, dilekçe ile müracaat ettik. Sayılarda da seneyi belirtirken 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Kısa çizgi nerede kullanılıyor görelim. Şimdi kısa çizgi ile uzun çizgi benzer ama biraz fark var aralarında. İşte uzunluk kısalık bakımından. Aynı gibi görünse de gözümüze farklıdırlar. Satır sonuna sığmayan kelimelerin hecelerini ayırmak için kullanılır. Örneğimizde görelim. Dün okulda sınıfı sığmadı sayfamız. Ne yaptık? Kısa çizgi koyduk ve heceden ayırdık. Diğer satıra, sıraya geçtik. Dün okulda sınıfımızı temizledik. Ayırırken hecelere dikkat ediyoruz tabii ki. Ona göre kısa çizgiyi çekip bir sonraki sıraya geçiyoruz. Tek harften oluşan heceler satır sonunda bırakılmaz. Yani gördüğünüz üzere burada tek harfli hece yok ve bırakılmamış. Tek harften oluştuysa satır sonuna bırakmıyoruz çocuklar, unutmayalım. Birbiriyle ilgili kavramlar ve rakamlar arasına konur. Birbiriyle bağlantısı olan kavramlar ve rakamlar neymiş onlar? İstanbul-Ankara karayolu trafiğe kapanmış. İstanbul'u Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapanmış. Onu bildirmek için kısa çizgiyi kullanıyoruz arada. Diğer tümcemizde bir toplantıdan bahsediliyor ve hangi saatler arasında olduğu söyleniyor. Birbiriyle bağlı saatler çünkü aynı toplantıyla bağlantılı. Saat 14.30-17.30 arasında toplantı var. Bu saatler arasında toplantı olacağı için araya kısa çizgi koyarız. Şimdi uzun çizgiyi görelim. Uzun çizgi çok fazla kullanılmaz. Yani kullanım alanı geniş değil. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Konuşmaları gösterirken iki noktayı da kullanıyorduk çocuklar, hatırlayın. Ancak uzun çizgi de sıklıkla kullanılan bir noktalama işaretidir. Ne zaman çıktılar? Diğer konuşmacı ne diyor? Cevap veriyor. Çok olmadı. Burada ne var? Uzun çizgi var. Ev ödevi olarak içerisinde bugün geçtiğimiz konuların yani noktalama işaretlerinin her biri için üçer örnek tümce yazınız. Görüşmek üzere çocuklar.